Geçimleri soruyoruz abi. Nasıl gidiyor durumlar? Çok berbat. Neden çok berbat abi? Hem işten. İşlerin durgun olması, piyasanın çok pahalı olması. Esnaf mısınız? Esnafım. Ne iş yapıyorsunuz? Halı işi. Ne? Halı. Halı? Evet, el dokuma halı işi yapıyorum. Anladım. Gıda falan olsa yine mecbur insanlar yiyor ama. Halı daha çok berbat. Halı en azından yani ertelenebilir bir ihtiyaç. Ya hiç sorma, hiç. Dükkana gidip geliyoruz, bir şey yok. Masraflara yetişemiyoruz. Anladım abi. Geçen gün bir halı bakmışlar bizimkiler. 12 bin lira diyorlar. 12 bin lira normal. Normal mi? Normal abi. Bana piyasaya normal gelmiyor normal. Ben 12 bin lira versem kendimi camdan atarım ya. 12 bin lira halı ne olur ya? Bir tane halı 12 bin liraya alırsan. Şimdi masraflara zaten yetişemiyoruz. Her şeye. Bütün trafik cezalarına, masraflara, vergilere. Yapacak bir şey yok. Peki abi son seçimlerde kimi destekledik acaba? Her zaman AK Partiliyim. AK Parti'yi gene destekliyorum ama eleştiriyorum. Bugün önünüze sandık gelse, Cumhurbaşkanlığı sandığı. Gene vereceğim. Yine başka vereceğim. Kimseye vermem ama. O zaman bize müstahak. Hak ediyoruz abi. Eyvallah. İyi akşamlar. Allah'a şükür ya. İyi, idare eder. Abi emeklilerle şey konuşuyoruz, şikayet ediyor. Niye ediyorlar sence? Yani şikayeti belki haklı olan da var, haksız olan da var. Çünkü milletin beklediği bir para vardı. Hani 15 olur, 20 olur dediler ama milleti 10 bin lirayla kandırdılar. Durum böyle bu hale geldi yani. Peki niye onlar kandırılıyorlar abi? Ya kandırılıyor derken yani şöyle de... Milleti hani, kandırdılar dedin ya. Yok işte yıllar önce Fethullah Gülen de kandırmıştı. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Biz de hani biz elhamdülillah Müslümanız diyoruz ya. Biz de Müslümanız. Öyle inanmıştık, öyle görmüştük onları. Ben kendim bile esnaftım, kurban vermiştim onlara. Ama o diş yüzünü, iç yüzünü görmemiştik ki. Diş yüzünü görmüştük. Diş yüzünü gördükten sonra, iç yüzünü de gördükten sonra 90 derece dönüş yaptık. Şimdi abi senin evine gelen bir misafir kendine bir oda ayırsa, kendi kendine. Ondan sonra orayı kendi kendine dekore etse, yavaş yavaş içeride bir yapılanma. Hissetmez misin? Rahatsız olmaz mısın? Ya hissede... Şimdi bak ben sana şimdi bir şey... Şimdi bu tarikata bağlı olan şimdi, polisler, şunu, savcılar, müritleri vardı. Şunu söyleyeyim. Bunlardan bak, nasıl devletin haberi ben, olmadı? Devletin haberi olmaz olur mu? Nasıl müsaade ama, etti? Olay buralara nasıl geldi? Şimdi oradan? Ben sana bir şey söyleyeyim. Devlet neden müsaade etti biliyor musun? Devlet şu sebepten müsaade etti. Dedi ki Kemalistleri böyle düşürelim, Müslümanlarla el ele verelim. Orada da yanıldı. Aslında Kemalistleri değil de Müslümanlar altına oymuşlardı. Peki Kemalistlerin niye böyle bir devirme ya da şimdi, onları yok etmeye yönelik bir çalışma izin verdiler? Sebep? Darbelerden sebep. Yani darbeci olarak mı görüyorlardı? Yani? Tabii ki onları görüyorlardı. Kemalistleri darbeci olarak görüyorlardı. Kim onları yıkmak için Fethullah Gülen'e yol verdiler. Aynen. Sonra Fethullah Gülen onlara darbe yaptı. Ama onları onlarla temizlediler. Fethullah Gülen'le temizlediler. Fethullah Gülen de ben devleti evine geçiririm diye bunları el altına aldı. Bunları darbe yapmaya başladı. Yani iki taraftan da... Az önce dedin ya abi Müslümanız diye. Evet, elhamdülillah. Maşallah. Cuma'ya gidiyor muyuz? Evet, namazı da kılıyoruz. Cuma'da? Yanlış anlamıyor, sorgulamıyorum. Yok, şunun yok. İçin soruyorum. Cuma'da vaaz olarak ne söylüyorlar, ne veriyorlar? Ya güncel vaazlar yani siyaset değil bu vaaz vermek. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç senedir İnsan, Cuma'ya gidiyoruz abi? Ben yıllardan beri gidiyorum. Hiç kamu malını, kamu malını yağmalamayın. Yağmalayanlardan hesap sorun. Onlarda milyon, o mallarda ben, milyonlarca ben yetimin hakkı var. Şey böyle bir vaaz duydunuz mu? Türkiye'nin %80'i devletin malını çalıyor. Bunu 2'nin 4. Çalmadım diyen adam yani kamu malını yağmalıyor. Ben çalmıyorum mesela, yağmalamıyorum. Ya abi. Sana göre öyle olabilir. Evet, abi. Sana göre öyle olabilir. Ama bana göre de ben öyle değil. Bayramda ücretsiz oluyor ya metrobüsler, evet. Otobüsler. Ben ondan bile rahatsız oluyorum. Ben de rahatsız oluyorum. Sonuçta milyonlarca insanlardan alınan vergilerin parası oraya gidiyor. Ya, niye ücretsiz oluyor? Güzel kardeşim, şimdi bak sen güzel söylüyorsun da. Herkes görevini yapsa hiçbir şey olmaz. Her şey tıkırında gider. Ama herkes görev, her gelen Müslümanım diyor, hırsızlığa başlıyor. Bak ben hayatımda bir kere kamunun malını çaldım. Elektrik kaçak kullandım. Bir ay kaçak kullandım. Ve kendi kendime öyle bir bedel ödedim ki yani 70 liralık şeyi 700 bin lira para ödedim. Ceza mı geldi? Sen Ceza ödedim. Ama geçmiş olsun ama, demeyeceğim, iyi olmuş. Ya hak etmişim onu. Ben de bayla gittim elektrik idaresine. Bana elektrik idaresinde müdür dedi ki sen dedi yani esnaf mısın, dükkan mı işletiyorsun, ne işletiyorsun da bu kadar ceza? Ben dedim sadece evde elektrik kullanıyorum. Bekarım da böyle kaçak elektrik kullandım. Bana 700 bin lira ceza kesti. Herkese de kesebilsinler. Benim elektrik saatimi taktırdıktan sonra elektrikçi bana ne dedi biliyor musun, o takan kişi? Bana dediler yani içeride memur olarak para vermesinler, dışarı salsınlar beni. Ben bir şey istemiyorum. Neden dedim? Dedi ki ben dışarıda dedi milyarlarca para kazanıyorum. Gidiyorum diyor kaçak elektrik kullanana,
kardeşim sana ceza keseceğiz ya da saatini sökeceğiz. Al sana 10 bin lira, al sana 5 bin lira, al sana 2 bin lira. İşi götürüyor. Yani devleti soymayan bir tane yok. Ben denetim lazım ama, doğru mu abi? Tabii peki ki. Abi, 20 yıldır iktidarla da. Evet. Niye bu denetim mekanizmasını bir türlü oturtmadı? Ya şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Bitsin, size de sorarım. Ben AK Parti olarak AK Parti'ye de oy verdim. Demirel'e de oy verdim. Ecevit'e de oy verdim. Mesut Yılmaz'a da oy verdim. Hepsinin de gönül vermiş insanım. Ben sağ sol bakmıyorum. Ben devletime bakıyorum. Yani devletim ne kadar iyi yönetilirse, ama şunu da söyleyeyim sana. Bak, bizim devlet dışarıdan, hani Allah'tan haşa ister gibi dışarıdan bir şey istemesin de, ben burada kuru ekmeğe razıyım. Yani dışarıdan bir şey istemesin. Çünkü ben 64... Dışarıdan bir şey istememek için önce bak, senin üretmen lazım. Şunu, ha, ona yöneticiler yapacak. Ben değil. Yöneticiler yapacak. Ben şimdi IMF buraya geldiği zaman, Türkiye'ye geldiği zaman ben şuna kızıyorum. Adam, ben 64 doğumluyum. Ben 3 kilo pirinç için kuyruğa da girmiş insanım. 4 tane sanayi için kuyruğa da girmiş insanım. Her şeyi, yokluğu da görmüşüm, varlığı da görmüşüm. Gele gele, ama bu zamana ben 40 sene de esnaflık yapmışım. Yani 40 sene de esnaflık yaptım. Her şeyi görmüşüm. Ama iyi yönetildi. Belirli bir zaman iyi yönetildi. Ondan sonra da herkes ceplerini doldurdu, yan yattılar ya. Yani. Şimdikileri nasıl değerlendiriyorsun abi, şu an yönetenleri? Ya artık eskisi gibi değil. Yani eskisi gibi değil. Şimdi şu yönetenlere söylüyorum, ama gelecek olan çok mu iyi olacak, o da iyiydi. Bak, hani denemeden olmaz diyeceksin ama. Bilemeyiz onu. Ama aynı şey, aynı statü, hiç değişen bir şey yok. Mesela Mansur Yavaş Ankara'yı kazandığında da PKK'lılar su şeylerini okuyacak, su saatlerini okuyacak diyorlardı. Yani bir 5-6 yıldır görevde hiç öyle bir şey görmedim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, niyet okumaya giriyor biraz sanki. Ya şimdi niyet okuma değil. Bana sorarsan onların o, yani HDP diyelim, ben bana göre HDP'lilerin meclise girmemesi gerekiyor. Bu insanların vergilerinden onlar maaş almaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz soykırım yaptık mı? Yaptık mı soykırım? Niye bunlar soykırımı kabul ediyorlar? O meclisten para alıyorlar. O milletin vergilerinden maaş alıyorlar. Ben bu devletin yerine olsam ben onları meclise koymam. Para da vermem. Ne olursa olsun ya, dünya mı yıkılacak? Niye? Benim askerime kurşun atacak, gel burada maaş alacak. Var mı öyle bir şey? Peki şu anki AK Parti'yi abi onaylıyor musunuz? Ya onaylamıyorum. Siz AK Parti'yi seçeceğiniz mi? Ya onaylamıyorum. Ya Hüdapar'la mesela bir araya ya, geldiler. Yok, onaylamıyorum. Onaylamıyorum. Onların da çünkü şaibeleri var, biliyorsunuz. Şey, emniyet müdürünün infazı konusunda. Devlet dediğin kişi, yani kurum elinde satır olacak. Yani yasalara, ama yasaları da uygulatılacak. Adam peki, yasalarda bir sıkıntı yok da uygulamada galiba. Ha. Değil mi? Ne kadar güzel söylüyorsun işte bak. Adam, benim bir polis arkadaşım vardı. Yenibosna'da hırsızı yakalamışlar dairenin içinde. Yani olay yerini yakalamışlar onu. Suçüstü. Suçüstü. Adam demiş ona, al şu 2000 lirayı, görme beni diyor. Adam almamış, getirmiş de karakola. Demiş adama ki, polise ki, ya sen almadın bu 2000 lirayı, ben şimdi yarın çıkarım diyor. Adam diyor ki, akşam karakola gelmiş bana, diyor ki, aha bak sen çıkar, sen almadın parayı ama oradakileri aldın. Buna ne diyeceksin ya? Ya ben sana bir şey söyleyeyim ama sistem yanlış. Sen yapmasın, ben yapmasın, o yapar, o teki yapar, bu yapar. Yani yaparız. Paranın yüzü sıcak ya. Yapıyoruz abi. Yapıyoruz. Eyvallah. Ya hukuk... Sana son olarak şunu da sorayım. Bugün önümüze sandık gelse, AK Parti tekrar destekler miyiz? Ya ben... Cumhurbaşkanı. Bak, Mayıs'ta oy verdim Cumhurbaşkanlığı. Sırf OPKK'dan dolayı. Yani devletin eli başka tarafa gitmez. Çünkü altılı masayı istemiyordum. Belediyede protesto ettim, gitmedim sandığa. Oy vermedim. Çünkü tasdif etmedi. Bu budur. Peki, teşekkür ederiz abicim o zaman. Ben İyi teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. Pazardan abi, geliyoruz herhalde. Aynen. Abi ne gitti? Ne kadar gitti bir pazar? Ne kadar gitti? Yani ne kadar abla? Sen ne kadar gitti pazar? Tam pahalı, pahalı. Ne kadar pahalı gitti? Bir şey. 400 lira, 500 lira. 400-500. Ne var içinde? Az bir şey var hani. Hiçbir şey yok. Kaç gün idare edecek? Başka bir şey yok. Kaç gün gider? 3-4 gün. 3-4 güne? Aynen. Yani günlük 100 kağıt en azından. Yani uçuyoruz, uçuyoruz. Yani. Daha da uçacağız inşallah. Uçacağız inşallah. Gidişle uçacağız. Peki kanat ne zaman çıkacak abi? Kanatlar fazla çıkmış. Emekliler de çıkmış. Emeklilerin kanat çıksa açlıktan onu ne cızcız yapar. Emeklilerin kanatları var. Onlar uçuyorlar. Bizde de yakında öyle olacak. Sizde de var. Yakında da kanat. Abi şimdi şikayet ediyoruz. Doğru mudur? Yani, emekliler de şikayet ediyor. Ama en çok oy onlar veriyor abi. Ona bir şey diyemem. Ama o oy sonunda bir şey diyemem yani. Herkes özgür. Siz destekliyor musunuz abi? O bizde kalsın. Ama yani memleketin durumu iyi değil yani. Kötüye mi gidiyor peki? Daha da kötüye gidecek, kime gelir. Öyle tahmin ediyorum. Aynen öyle. Peki bu kuşkunun sebebi nedir abi? Sizi tedirgin eden şey nedir? Niye böyle bir izlenime kapıldınız? Şimdi ekonomi, her şeyi eline bırakacağız.
liyakat olacak. Liyakatın olmadığı yerde yani bataklık olur. Bataklığa girdiğin zaman da çıkamazsın. Herkes kendi bildiği iş yapacak. Ekonomist diyen adam ekonomiden anlamıyorsa ekonomi de gider. Hukuktan anlamadı hukukçuyum derse hukuk da gider, adalet de kalmaz. Doktor olmayan da doktorum derse hasta da ölür yani. Nebati vardı abi, Nebati düzeltemedi gitti. Abi onun gözlerine bakmak lazım ya, onun ışıltısı Işıltı mı vardı yani. Gözlerinde abi? Ama milletvekili şimdi kendisi. Yani iyi yani, iyi bir yerde duruyor kendisi. Zaten duruyor zaten. Aynen şimdi. Peki abi Mehmet Şimşek de memnun muyum? Şimdi Mehmet Şimşek de yapabilecek mi bir şeyler? Şimdi ekonomiden anlayan birisi ama ekonominin şöyle bir şeyi var arkadaşım. Türkiye'de dışarıdan gelen bir sürü insan var. O gelen insanların durumları olan çok iyi olanlar insanlar da var. Şimdi ekonomide eğer eponsun düşmek istiyorsan onları gözünde bulundurmak zorunda. Tamam. Şimdi millet kendi insanın eğer ekonomik durumu kötüyse yani enflasyonu senin insanı yaratmıyor. Dışarıdan gelen insanlar yaratıyor. Peki abi, kamuda tasarruflara gidiliyor biliyorsun. Memurlardan keserler. Memurların ödeneklerinden keserler. Onların şeylerinden keserler. Memurların servisleri kaldırıldı. Yani İçki çaylara yasak getirildi mesela. Yine bunlarla çözülecek mi mevzular? Öyle bir şeyler çözülecek hali yok. Öyle bir şeyler çözülecek. Nasıl çözülür abi sence? İşte işi eline bırakacağız. Tamam. O kadar diyor. Abi nasıl gidiyor geçimler? Geçim zor ya. Bitmiş de nasıl geçiniyorsun? Bitmiş. Emekliyim ama bitmiş. Bitmiş vatandaş. Bitmiş tabii ya. Peki abi bu gidişat kötüyse niye bu gidişat oy kullanıyorlar abi? Ya oy mu? Niye devam etsin istiyorlar? Ya zaten son seçimde ben koydum başka türlü kullandı. Belediye seçimleri. Tabii. Daha AK Parti eriyor ya, artık bitti. AK Parti'nin sonu geldi artık, ne olacak? AK Parti'nin sonu mu geldi? Tabii ya, Özal'ın partisi de öyleydi. Hani Özal'ın partisi? Var mı? Yok. Kalmadı. Demirel'in partisi de öyleydi. Nerede? Var mı? Yok. Bu da öyle olacak. Bu da öyle olacak. Tabii sorun bela. Peki abi, teşekkür ederim. Haydi günler.